Bugün arkadaşım Tarın yalan dedektörü ile birlikte yapacağı yalan testi ile birlikte gerçek olmayan Minecraft Pro'yu e karakterlerinin çukura yollayacağız. Tarın yalan dedektörü bu konuda bize gerçekten çok büyük bir şekilde yardımcı olacak. Merak etme kardeşim. Arkadaşlar o zaman herkes hazır olduğunu göreyim. Yarışmayalım. Sanırım artık başlayabiliriz. Çocukları anlatmama gerek yok arkadaşlar. Burada zengin ve fakirin çocuklarım Ardam ve Rüzgar arkadaşlar. Kardeşim işte benim oğlum Arda ve Rüzgar. Bir dakika arkadaşlar o ikisine de mi oğlum dedim. Yoksa ben mi yanlış duydum? Evet Tarkusal isim. Sanırım doğru duydum. Bana bak fakir. Sen kimsin? Anlat bakalım. Nereden geliyorsun? Arda mı senin çocuğun yoksa Rüzgar mı? Kardeşim ikisi de benim çocuğum. Şimdi fakir yalan atmayı bırak. Rüzgar benim çocuğum. Arda senin çocuğundun. Sanırım biraz karıştırmış olmalısın. Ya da yalan atıyor olamayın. Tabii ki de gerçek fakir değilsen Sen sahte fakirsin. Gerçek değilsin. Çabuk onu aşağıya yollam. Biliyor musunuz arkadaşlar ben arkadaşa, fakirin gerçek birisi olduğunu düşünmüştüm. Ama zengin aklım. Sanırım onu aşağıya yollamalıyım arkadaşlar. Üzgünüm fakir. Bunu yapmak zorundayım kardeşim. Kendine iyi bak. Her şey buraya kadardı. Sen ve ben dost olabileceğimizi düşünmüştüm. Ama sen beni kandırdın bundan sonra aşağı gitmek zorundasın. Üzgünüm. Kardeşim lütfen bana bir şans ver. Tamam aklım karışmış olabilir. Aklın falan karışmadı. Sadece beni kandırmaya çalıştın. Tarık söyle bakalım yalan makinesi nasıl çalışıyor? Kardeşim kontrol ediyorum. Nabızları arttım. Ondan sonra kalbi şu anda deli gibi atıyorum. Sanırım yalan söylüyor kardeşim. Birazcık tedirgin oldum. Oğlum bu yarışmadan sonra seni bulursam senin işini bitireceğim. Ailenden başlayacağım. Ondan sonra çocuklarına kadar bütün sülahını bulacağım. Senin işin bitti. Yeter artık gerçekten de al bakalım sen şöyle bir ha! <laughs> bu gerçekten çok kolay bir lokmaydım daha fazla kişiler yollamalısınız kesinlikle Belki de birisi aşağıya geldiğinde onu ben öldüreceğim çünkü benim elektrik sopam var hepinizi yakarım o yüzden uslu durun Kıvılcımın tadına büyük ihtimalle hiçbiriniz bakmak istemez tamam mı? Tamam merak etme. Bir daha ölümle ben karışmayacağım. Ondan sonraki de benim. Tamam anlaştık. Bütün ölümler sizin olsun. Ben sadece kaçmaya çalışırsa silahımla birlikte vuracağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Keko'nun yanına geldik. Keko söyle bakalım. Seni buraya getiren şey nedir? Ne yaptın? Suç falan mı işledin yoksa? Tarık seni buraya getirdiysen önemli bir sebebi olmalı. Baba, ben berberde tıraş oluyordum. Ondan sonra bir anda kendimi burada buldum. O Tarık ile yani dümbük beni buraya getirdim. Nasıl geldim bilmiyorum. Dünden öncesini bile hatırlamıyorum. Hatta dün ne yemek yedi mi? Ondan sonra tuvaletimi yaptım bile bilmiyorum. Ama manyak mısın oğlum sen? Arkadaşlar arkadaşlar sanırım Minecraft ki Kiko karakterine benziyorum. Tamam Kiko sen sanırım burada kalacaksın. Çünkü Kiko darmışır oldum. Daha demin bildiğiniz ölümde osurdum. Ay manyak mı ne nedir? Bildiğiniz arkadaşlar osuruk kokusu geliyor bu tarafa doğru. Sanırım senden uzaklaşsam iyi olacak Kiko. Arkadaşlar şimdi sırada görmüşsünüz Miray var. Miray'ı birçoğunuz biliyorum. Fukin'in eski sevgilisi. Eski karısım. Evet arkadaşlar. Merhaba. Anneciğim ne sesin? İyiyim oğlum sen ne sesin? Arkadaşlar sinirim buradan bir an önce çıkıp ondan sonra eve geri dönmek istiyorum. Lütfen bana sorular yönelt. Tarık her şeyim şu anda. İyi kardeşim iyi merak etme. Dönündeki kitapta 3 tane soru var. Hazırsan yöneltiyorum. Evet izlerim. Tamamdır. Hemen şöyle söylüyorum bakalım arkadaşlar. Bir, fakirle ne zaman evlendiniz? Arkadaşlar ben doğru cevabı görmüş olup görebiliyorum. Tamam söyleyeceğim. düşüneyim. Ağustos 2019 ayında. Şöyle kim? Kasım Hayır hayır değil. Ağustos 27. 27 2019. Bakalım bir şey söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Doğru bildiği cevabı. Kim? Arda kaç yaşında? Arda kaç yaşında? 5. doğum günü kutlamıştık. Şimdi bir gün sonra 6 doğum... yaşına girecek. altı 6 yaşında. Evet arkadaşlar sinirim bunda doğru bildiğim Gerçekten arkadaşlar gerçek mi olabilir bu? Oo, o zaman arkadaşlar aşağı yollamasak iyi olacak. Kardeşim gerçekten iyi heyecanlanmıyor bile. Bu gerçekten biri olabilir. Ben yüzde yüz şekilde eminim. Çünkü kardeşim diğerler normal stabil gidiyor. Tamamdır Tarık. Arkadaşlar bakalım şimdi üçüncü sorum. Neden ayrıldınız? Ben cevabı gördüm. Söyleyeyim. Fakir fakirle birlikte Çünkü fakir başka bir sevgilisi oldu. Beni aldattı. Başka bir kız öptüm. Sinirim buradan gitsem iyi olacak. Başarılı bir şekilde geçti kardeşim. Artık gidebilir. Gidebilir miyim? Çok iyi olur. Neyse. Kerem komiser kendinize bakın. Zengin sen de kendine iyi bak. Çocuklar sizi de evde göreceğim. Tamam mı? Görüşürüz. Kendinize bakın. Görüşürüz anne. Üzmiren yenge. Şimdi askeri bir rakam seçeceğim. Bana 1 ile 5 arasında bir sayı söyle bakalım. Ölüyorum Tarık. Hmm. 5 Kardeşim şöyle yazalım bakalım arkadaşlar Tamamdır mükemmel 5 numara Heh, Kerem komiser Buradaki sorgulaman kişi Kerem komiser kardeşim Hadi bakalım bol şanslar oh oh. Kardeşim hemen şeyi gidip bakalım Kerem komiseri sorgulayalım Kerem komiser nasılsın bakalım İyiyim valla. Günüm de gerçekten çok güzel geçiyorum Artık evde eve gidersem iyi olacak. Çünkü halletmem gereken polis işleri var. Onları aksatırsam şehirdeki insanlar güvenlik gittiği için endişelenebilir. Endişelenebilirim. Hmm öyle diyorsun. Tamam şimdi seni birlikte bir küçük oyun oynayacağız. Silah tutma oyunum. Bakalım bu oyunu anlayabilecek misin? Nasıl olsa eskiden polisin değil mi? Evet polistim. Tamamdır. Tut bakalım şu silahı. Allah. Sen de işte yalanın ortaya çıktı. Sen Kerem komiser değilsin. Bir anda eğilmeye çalıştın. Silahı almaya çalıştın. Kerem komiser olsa elimi kavrar. Ondan sonra ise ne yapardı biliyor musun? O silahı alır. Benim vallahi kafamdan vururdum. Görüşürüz. Bilgisayardaki değerlere bakıyorum. Kalp atışları sayede 7 tane. Oğlum bu ne? 289. 301. Oo, bilgisayar bile delirdi vallahi ya. <laughs> Yollayalım şunu aşağıya. Hadi bakalım. O zaman kendine bak Kerem komiser. Öldüreceğim seni gel buraya. Sen beni öldüremezsin. Ben seni öldürmezim. Bakalım arkadaşlar. Evet, görmüş olup Kerem komiser aşağıya gitti. Herobrine sıra sende mi? <laughs> Tabii ki de bende. İzle şimdi. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Al bakalım. Arkadaşlar şuna bakın. Esra bildiğin yakıp tutuşturdum. Kerem komiser çoktan beni öldü göçtü. Tamam arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 kişi kaldım. Şimdi Arda ile Rüzgar arkadaşlar buradan yollayacağım. Annenizin yanına gidin. Sizin gerçek olduğunuzu biliyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bu yorumlarda birçok kişi arkadaşlar Arda bir Rüzgar suçsuz. Onlar masum yazmış. Bunlar doğru mu arkadaşlar? Arda bir Rüzgar size suçlu mu? Gerçek mi arkadaşlar? Yorumlarda kesinlikle yazmayı unutmayın. Ben arkadaşlar şimdi onların gitmelerine izin vereceğim. Hadi bakalım çocuklar. Gidin buradan. Gerçeklerine çok teşekkür ederiz. Ne kadar teşekkür edecek azdır. Ben şimdi babamın yanına gideceğim. Gerçek oldum biliyordun. Ve akıllı davrandın. <laughs> Tabii ki de annem söylemeseydi bulamazdım bile. Bizi de aşağı yolladın. Sence bizi İngilizcan abi aşağıya atar mıydı? Rüzgar bilmiyorum ama sanırım artık gitsek iyi olacak. Baksana yalan makinesi de falan devam ediyor. Burada sahte olanları insanları aşağıya atıyor. Bizim buradan gitmemiz lazım. Biz gerçeği soruştum. Haydi yolu koyulalım babamın yanına. Oğlum beni gerçekten burada bırakacak mısın? Babansız, babansız o kadar yolu gidecek misin tek? başına. baban seni gerçekten çok sever. Tek başına gitmeni istemez. Sen benim gerçek babam değilsin. Babam beni hiçbir zaman umursamaz. Tek başıma gitsem bile ruhu duymaz. Onu aşağıya at. Oğlum sen ne diyorsun? Neyden bahsediyorsun? Yalan atıyor. Şaka yapıyor olmalı. Hayır şaka yapmıyorum. Babam babam evde. Gerçekleri söylüyorum senin. Onu aşağı yolla. Ben de zengin abi evde görmüştüm vallahi gecen abi. Rüzgar doğru söylüyorum. Hadi onu aşağı yolla. Karşıcı Arda Rüzgar güveneyim mi? Zengin aşağı yollayayım mı? Sahte olduğunu söylüyorlar. Çünkü arkadaşlar çocuklar hiçbir zaman yalan söylemez ve Arda'ya Ondan sonra Rüzgara güveniyorum. Peki ya Tarık sen ne düşünüyorsun? Kardeşim 50-50 anlayamadım vallahi bileyim. yalan mı söylüyor yoksa doğru mu söylüyor? Ama birazcık risk alacağız değil mi Tarık? Evet kardeşim ya gerçekse ya da öldürürsen? Vallahi kardeşim bilmiyorum ama risk alacağım çocuklara güveniyorum arkadaşlar o yüzden şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Dur ne olursun ben gerçeğim eğer beni öldürürsen gerçekten vicdan azabı çekersin bunu bunu söyleyeyim şimdiden sana. Üzgünüm zengin senin gerçek olduğunu düşünmüyorum görüşmek üzere kardeşim al bakalım sana. <laughs> Ağzım Gerçekten de çok güzeldi. İlk arkadaşlar yok artık. Tepe göz arkadaşlar bildiğiniz zengin aşağıya düşerken ağzıyla birlikte ham yaptım. Yedi arkadaşlar şuna bakın. Karnı doydum. <laughs> ay üstüne de girdi. Ne kadar pisik bir tipe gözün sen ya. İnsanın arkadaşlar gerçekten de dışarıda böyle yani hareketler yapmaması lazım. Tabi insan olmadığı için öyle şeyler arkadaşlar pek fazla takmıyorum. Neyse Keko sen hala burada ne yapıyorsun? Sen gidebilirsin demiştim. Ha gidebiliyor ben şimdi? Eee gidebilirsin. Saç kesimini de ben diyeceğiz sanırım. Ha, berberde kaldım valla. Şuna bak saç kesim beğendim la doğru söyle Yakıştı mı? Arkadaşlar ben yakışık mıyım yorumlarda yazın. Valla baboli. Babacan söyle valla ya. Hani aslında yeni tarz kardeşim. Ne diyeyim? Ben öyle tarzı sevmiyorum. Ben dağınık saç seviyorum. Kardeşim gitmek de üzülürsün. Buyur bakalım. Seni seviyoruz vallahi babacan. Arayı açma bizimle. Tamamdır babacan. Çayını içmeye geleceğim. Gel valla gel. Şimdi tamamdır parametrelerde son iki kişi kaldığını söylüyorum. O iki kişiden bir tanesi doğru söylüyor. Bir tanesi de yalan. Yani yüzde yüzde ilerliyor çizgiler. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyorum. Bunu sen sorgulayarak anlamalısın. Haydi. Yüzde seçim yapabilirsin. Başarabilirsin. Sana güveniyorum. Tamamdır Tarık. Umarım ben de başarabilirim. Bakalım arkadaşlar kimler kalmış? İşçi kalmış. Ve yanında da Barbie kız. Sen zenginin karısı değil misin? Evet ben zenginin karısıyım. Onun eski karısıydım. Ondan sonra Barbie oldum. Bu dünyadan gittim. Başka dünyalarda yaşamaya başladım. Anladın mı? Onunla birlikte ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü geçimsizlik yaşıyorduk. Hımm, anladım. Peki işçim sen ne yapıyorsun bakalım? En son Minecraft Polileri şehrinde neler yaptın bize bahset. Şimdi sana şöyle izah edeyim. En son bir okul yapma çalışmasına başlamıştık. Sonra yollarına fili ilerledik derken kocaman binalar yapmaya başladık. Okulu bitirdik. Ondan sonra ise şehir, vallahi tüm camiler camiler, kusurlar, her türlü şeyler yaptık vallahi. İki tane cami, bir tane ondan sonra hastane, bir tane bakkal. Vallahi daha da yapmaya devam ediyoruz. Ben bu yarışmada birazcık zaman kaybediyorum. Emme geri dönsem iyi olacak. Hmm, kardeşim kalp atışları normal gözüküyor. İşçi sanki yalan söylemiyor gibi. Arkadaşlar size kim yalan söylüyor? Barbie mi işçi mi? Evet, arkadaşlar görmüşsünüz bir de birazcık daha fazla yani çekildim. Kırmızı partiküler çıkmaya başladım. Bakalım Barbie yalan mı söylüyor? Barbie İyi misin sen? Ne oldum? Sinirim birazcık heyecanlandın. Ee, şey, 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 <laughs> evet. Birazcık heyecanlandım. Kardeşim parametreler de yükseliyor. Olamaz. Sinirim yalan söylüyorum. Kalp atışları fırladım. Oğlum ne oluyor lan? Bu yalancı teki miydi şimdi? Kardeşim, sinirim gerçekten yalancı tekiymiş. Bizi kandırmaya çalıştı. O yüzden şimdi Tarık, ne yapmamız lazım? Onu aşağı yapmamız lazım kardeşim. Evet, doğru bildin. Barbie kız, üzgünüm. Ama aşağıya gitmek zorundasın. Bir yere gelen bu yemeğe karışırsınız. Hepinizi sopalarım anladınız mı? Şimdi gelen yemek benim olacak. Ben öldüreceğim. Anneye yani bak Barbie kız. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Ama sınırım her şey buraya kadarmış. Görüşürüz. Evet arkadaşlar işçi kardeşiyle bu videonun burada sonuna geldik. Şu anda sonunda ve sonunda iki adet binden güzel videolar çıktım. Tarık bu video geldiğin için sana özel teşekkürlerimi soruyorum. Çünkü kardeşim makine falan getirdin. Bağladın. Bütün video sana aitti kardeşim. O yüzden arkadaşlar Tarık'a özel bu video like patlaması atın. Kanal abone olmayı açıp tümünü işaretleyin. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Bay bay.